Link gönder Vatan Bey hocam. Siz butondan Ferruh Muş'tu eğer cemaat kendinden geçiyor yazabilirsiniz. Bakalım Şefkat TV. Tabii ki. Cemaat kendinden geçiyor. Ferruh Muşter yeni. Bakalım. Ferruh Hoca. Hocamızı dinleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Baritonal bir renk gözüküyor arkadaşlar. Dinleyelim. Hızlı hızlı geçiyorum. Yuridun aşağılarda nazal tabii ki burnu yerleştiriyor. Bu artık yerleşmiş bir okuma stili. Özellikle imam ve müezzinlerde bu nazala yerleştirip okuma fazlasıyla var. Nazalı biz her yerde kullanıyor muyuz? Genel olarak anlatıyorum şimdi. Her şarkıda değil ama Kur'an okumalarında ve ezan okumalarının çoğunda, hepsinde değil ama özellikle Kur'an okumada bu yerleşmiş bir stildir zaten. Özellikle pes sesleri alışına dikkat ederseniz bakın. Aşağıda tam bu şekilde si bemol üzeri Hicaz. Yalnız bu dinlediğim ses bariton gibi gözüküyordu ama tenor olma ihtimali de büyüdü. Çünkü en pes renkleri si bemolde sonuçlanıyor. Muhtemelen tenor bir renk. Bakalım ileride neler olacak. Biraz hızlı geçiyorum gene. Son derece yumuşak bir renk. Son derece sakin sakin gidiyor. Bu zaten işin özü. Acele etmeden tatlı tatlı tamamen tonu tutturarak sesi kontrollü bir şekilde vererek acele etmeden güzel nefes harcayarak gidiyor. Çünkü şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu okunan sureler ve okunan bölümler kısa değil. Bakın toplamı 9.29'luk bir video bu. Bunun 3. dakikasında bile başlasa bir 6 dakika okuma var. Yani bir şarkıyı söyleseniz, normal bir şarkı söyleseniz 3-3.5 dakikada bitirirsiniz. Ama buradaki okuma 6-6.5 dakika sürecek. Öncesinde de bir de hani dini görevleri de yapmış. Namaz kıldırılmış. Sonrasındaki herhalde bir okuma bölümü bu. Nefesi ağır ağır harcama, dinlene dinlene okumak için müthiş bir örnek. Bakın ne güzel arada sesini de dinlendiriyor, kendini dinliyor, cemaat de dinleniyor. Si bemolde sabit hızı hala. Gidiyorum ilerilere. Şu. Müthiş diyafram kullanıyor değil mi? Bakın nefes aldığı yere bakın. İlk nefesine. Biraz daha geriden. Bakın. Gidiyor. Nefes almadı hala. Müthiş. Şöyle bir baştan gelsin. Bakın çok derin bir nefes aldı. Ne yapacağını çok iyi biliyor hocamız. Gerçekten usta. Bakın. Bakın bekledi. Nefesini ayarladı. Derin bir nefes çekti. Karnına doldurdu, göğsüne de doldurdu. Yani biz her zaman önerdiğimiz şey aslında diyaframa doldurmasıdır. Birazcık göğsünü aldı, fazla aldı. Ama kendini alıştırmış buna bakın. Hazır mısınız? Bakın. Diyaframı da doldurdu, göğsüne de doldurdu. Omuzlar kalktı. Bakın şimdi çok uzun bir bölüm geliyor. Kaçtayız şu an? 3.42'deyiz. Ya 3.43'te başladı. Biraz ağzı kapalı. Bakın. Ne almadı? Bakın. 3.43'te başladı, unutmayın. Bakın. Son bölüm. Evet, diyaframı iyice tut. Kaçta bitti arkadaşlar? 4.12. Kaç saniye tuttu? 3.43, 53, 3, tam 30 saniye. Tam 30 saniye tek bir nefesle geldi.
Müthiş. Ve son bölümde, o son bölümdeki harfleri bile tertemiz çıkardı. Evet, yüzü hafif kırmızılaştı, nefes bitiyor. Ama çok çok usta bir şekilde sakin sakin geldi. Gerçekten iyi bir diyafram kullanımına örnek izliyorsunuz. Derin nefes. Gittikçe şiddet artıyor farkındaysanız. Başladığı çok sakin başlamıştı. Bir kademe, bir kademe, bir kademe gidiyoruz. 4.22 ile başladı. Dizlere doğru yaklaştıkça ağız açıklığı açılmaya başladı yakın. Dikkat edin. Daha fazla açmaya başladı. Çünkü tiz sesler kapalılık asla istemez. Fa. Saniye yaklaşık burada da geldi. Diyafram kullanımı gerçekten çok usta. Son derece sakin, aralarda dinlenerek gidiyor. Aldı. 4.51. Hadi ezler, hafif hafif var. Dokuna dokuna gidiyor. Devam ediyoruz. Biraz ilerliyorum. Şimdi artık en tiz bölgeye geliyor muhtemelen. 6 başladı. La. Evet, bir tenor olduğu belliydi zaten başta. Çünkü ilk en pesse si bemolle başladı. En tizde gördüğünüz gibi ikinci oktava gidiyor şu anda. Tam iki oktav. Tiz sesi alışa bir daha bakalım mı? Ve kapalı harfle aldı bir de. Kolay değildir. Hiç kolay değil. Kapalı harfle tiz çıkmak çok zordur. Bakın. O sesi orada tutuyor. Ama görün ağzını ne kadar açtığını görün. Dikkat edin. Harfleri bulduğu zaman açıyor. Ağlar. Fet. Ne kadar açtığına bakın. Yani o tize çıkıp ağzını ilk gibi tutmuyor. Unu aldıktan sonra açıyor. Açtığına dikkat edin. Harfleri çok açıyor. Müthiş. Çok usta bir okuma arkadaşlar. Çok usta. Nasıl bıçak gibi geliyor sesler değil mi? Çok güzel bir ses rengi. Gerçekten harikulade bir okuma. Teknik olarak çok çok doğru. %100 doğru gidiyor. Özellikle nefes kullanımı olarak örnek bir video. Nefes kullanımı için örnek video. Aradaki bekleme süreleri, nefese alışı, o son harfleri bile yutmadan tamamlayışı. Yani sonunda evet yüzü kızarıyor ama seste öyle bir kızarma yok. Tertemiz bırakıyor her şeyi. Çok usta bir okuma. Hızlı bitiriyorum. Zaten geçki var. Rasta geçti şu anda. Müthiş. Bütün gençlere tavsiye. Müthiş bir diyafram okuması teknik olarak zaten okuma olarak çok çok güzel ama ben hani sonuçta bir Kur'an okuyucusu değilim. Bu konuda sizlere efendim şu şöyledir böyle diye bir açıklama yapamam ama teknik olarak doğru ve özellikle en çok bakacağınız şey müthiş bir nefes kullanımı var. Mükemmel bir diyafram kullanmış hocam.